Thank you, Mr. President, for taking my question. The NATO Charter sets out a commitment to safeguard the freedom of the peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty, and the rule of law. Turkey was once the world's worst jailer of journalists. It is consistently ranked among the countries with the least press freedom and freedom of opinion in the world. More than 1,000 human rights lawyers have been arrested following the coup. You have suppressed opposition to your rule. Turkey, under your leadership, does it really fit in NATO? Bunu diyen kim? Sen? Who says this? Are you asking where I'm from? Who's saying these things? Freedom House, Amnesty International. Freedom House önce kendisini sorgulaması lazım. Kendisini sorgulaması lazım. Bunlar öncelikle Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Şu anda Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP'nin kapısı önünde evlatlarını bekliyor. Bu anneler çocukları 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında dağa kaçırılanlar. Nerede bu Freedom House? Önce gelsin bir defa o Diyarbakır annelerini bir ziyaret etsinler. Bu anneler neyi bekliyor orada? Kaçırılan evlatlarını bekliyor. Peki bu evlatları kaçıran bu HDP'liler, bu PKK'lılar, bu YPG'liler, bunlar bunu özgürlük adına mı yapıyor? Bu nasıl özgürlük? Bir defa özgürlüğün tanımını iyi bileceğiz. Özgürlük benim özgürlük alanımın sizin özgürlük alanınıza kadar. Sizin özgürlük alanınız da benim özgürlük alanıma kadardır. Ve bu anlayışta eğer bunu sürdürürsek netice alabiliriz. Ama bugün Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. Bu Kandil gerçeğinde de 13, 14, 15 yaşında kız çocuklar dağlara kaçırılıyor ve bu dağlarda boyları kadar silahlarla bunlara eğitim yaptırılıyor. Acaba bunları biliyor musunuz? Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti? Them. I wonder how knowledgeable is Freedom House about these issues. That is what about you with respect, Mr. President? What about the journalists you've jailed? What about the civil rights activists you've jailed? The human rights lawyers that you have jailed? Benim şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra nobody is incarcerated without any criminal reasoning. Cezai yaptırıma muhatap olmadıktan sonra gazeteci, kalemşör, legal sanctions, bunlardan cezaevlerinde olan yok. Hepsi bunların sadece due to the criticisms they have due to the things they have stated. All this is about disinformation. We will never forget about this.